Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugün ne mi yapacağız? Buradaki malzemeleri kullanarak bir telgraf yapacağız arkadaşlar. Nasıl mı? Hemen görelim. Öncelikle elektromıknatısı yapmakla işe başlayacağız. Yalnız burada ölçü önemli arkadaşlar. Ben tamamen kendi malzememe göre çalışacağım. Ortalama 5 santim ve 17 milim gibi ölçülerde plexiye ihtiyacım var benim. Yalıtkan bir malzeme ve bunun içerisinde hareket edebilen bir metal konik bir parça gerekiyor bize. Tabii ki bunun manyetik olması gerekiyor ve bu aşamada ben yazıcı olarak bir kalem kullanacağım şu şekilde. Ve kalemimiz de bu malzemenin metal yerin içerisine girmeli ki elektromıknatısımız bizim çalışma esnasında mekanizmamız rahat hareket edebilsin. Buna göre herkes kendi mekanizmasını hazırlayabilir. Ve yine plexiden 2 adet parça gerekli. Ortalama bunlar 3 santim ebatında. Çok önemli değil bu aşama ve ortalarında delik olması gerekiyor. Evet, bu benim bakır kablomu, yani elektro mıknatısımı oluşturacağım zemin arkadaşlar. Burada bakır kablo kullanacağım. Ortalama kablo kalınlığımız 0.50 ile 0.80 arasında değişen ölçüler olabilir. Bu çok önemli değil. Elinizle sarabilirsiniz veya bunun için matkap da kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde sarmalıyız bunu. Elektromıknatısımızı hazırlamış olduk. En büyük parçamız, yani temel parçamız bu olacak. Elektromıknatıslar üzerinden akım geçtiği zaman bir nevi yapay mıknatıs yapmış olursunuz. Metal gördüğünüz gibi. Enerji verdiğimde direkt manyetik alan metali çekecektir. Biz burada bu metalin içerisine bir adet kalem yerleştireceğiz. Mantık gayet basit. Buradaki kalem ileri gittiğinde bizim kağıdımız üzerinde verdiğimiz sinyale göre noktalar ve düz çizgiler oluşturacaktır. Evet, şimdi burada kağıt ruloyu hareket ettirecek kısmı yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde rediktörlü bir motorumuza şuna benzer bir parça yerleştireceğiz. Evet, burada rulo kağıdımızın gideceği malzemeyi de hemen planlayalım arkadaşlar. Ben bunu daha önceden hazırladım. Şu güzel yahtan gelip buradan motorumuzda sarılmaya başlayacak. Tabii ben bu aşamada kağıdın düzgün hareket etmesi adına şu şekilde bir parça hazırladım. Tercihen farklı yöntemler uygulanabilir. Bu tamamen size kalmış. Metal olabilir, ahşap olabilir. Bunun çok önemi yok. Buradaki kağıt rulo hareket edecek. Ve bu şekilde işlemimize devam edeceğiz. Manyetik alan ne yapacak? Bizim kalemimizi ileri doğru ittirecek. Evet, bunu neden yaptığımı merak eden arkadaşlar olabilir. Şu şekilde geri fırlayabiliyor arkadaşlar. Bu geri fırlamayı önlemek adına
Bakın buraya şu şekilde bir parça yaparsak yay geri ittiremeyecek burada bizim kalemimizi. Yine plexiden şu şekilde bir parça oluşturduk. Yine bunu kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Evet, bağlantılar çok kolay. Bobinden gelen 2 adet ucumuz var. Burada ise motordan gelen 2 ucumuz var. Her iki uçlarımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, telgrafı kullanabilmek için öncelikle Morse alfabesinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Morse alfabesini bilmezsek telgrafı kullanamayız. Çünkü telgrafta harfler belirgin olmayacağı için her harfi tanımlayan kesik çizgi ve nokta. Biz bu şekilde bunu anlayabileceğiz. Şimdi A harfine bakacak olursak A harfi bir nokta ve bir kesik çizgiden ibaret. B harfi 1 adet kesik çizgi, 1, 2, 3 adet nokta. Gördüğünüz gibi burada noktalar çıkıyor arkadaşlar. Uzun çizgi ise basılı tutmam gerekiyor. Yalnız biz burada bunu bu şekilde yapmaktansa bu şekilde anahtarlamayı bildiğimiz telgrafçıların kullandığı bir anahtarlama devresiyle bunu yapacağız. Bu benim güç kaynağım. Yani pil üzerinde tarif etmek gerekirse arkadaşlar, pilin artı veya eksi kutbunu pilden gelen kablonun eksi kutbunu ise bu anahtar devreme giriyorum arkadaşlar. Ve anahtardan gelen kablomuzu ise buradan motoruma ve yine bobinime paralel bağlıyorum. İlk önce nokta. Uzun çizgiler. Mesela A harfini yapmak isteyelim. Bir nokta kesik çizgi. Gördüğünüz gibi bu bizim A harfimiz. B harfimiz uzun çizgi, 3 tane nokta. Gördüğünüz gibi bu kısım bizim B harfimiz. C harfini yapalım. Yani şu C harfini. Uzun çizgi boşluk demek. Yani şu şekilde uzun çizgi. Şimdi bizim C harfimiz uzun çizgi nokta, uzun çizgi nokta. Uzun çizgi nokta, uzun çizgi nokta. Yani şu kısım, bakın şu ve şu aralık bizim C harfimiz. Şimdi mesela benim ismimi yazmaya çalışalım arkadaşlar. Kerim. Bu arada Morse alfabesini de çözüyoruz yavaş yavaş. Benim E harfim sadece nokta. Noktamı koydum. Boşluk. R harfini yapacağız. Nokta. Uzun çizgi nokta. Nokta.
uzun çizgi nokta. Tekrar şu bizim E harfimiz arkadaşlar. R harfimiz nokta. Çizgi nokta çizgi. R harfimiz nokta çizgi nokta. Yani şu. Gördüğünüz gibi. Şimdi I harfini yapacağız. I harfi yoktur çünkü. I harfimiz 2 adet nokta. I harfimiz ve M harfim. 2 adet kesik çizgi. Uzun yapıyorum yine. Evet, gördüğünüz gibi. Bu da benim M harfim. Evet, şimdi bir yardım çağrısı yapalım arkadaşlar. S-O-S. Bizim S'imiz 3 adet nokta. Bakın 1, 2, 3 nokta yapacağız. O 3 kesik çizgi. Tekrar 3 adet nokta. S O S. Çok ilkel olabilir ama o zamanın gelişmiş iletişim araçlarından biridir diyebiliriz. Bugünkü projemizde telgrafın nasıl yapılacağını ve Morse alfabesinin nasıl çözümlendiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyla ilgili istek önerilerinizi bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Tabii ki projeyi yararlı bulduysanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.